Efendim herkese tekrar selamlar. Tuzluca'nın Tuzlu Mağarası'nda nefesimizi açtıktan sonra tekrar yola koyuldum. Aklıma geldi son günlerde bana en çok sorulan şeylerden bir tanesi. Motorda bir sıkıntı yaşadın mı, yollarda bir sıkıntı yaşadın mı diye. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Neredeyse 2,5 ay falan oldu sanırım ortalama. Çok şükür bu zamana kadar hiçbir şey yaşamadım. Çocuklar hello diyorlar. Birçok yerde olduğu gibi beni de burada yine turist zannettiler. Ve görmüş olduğunuz gibi muhteşem manzara eşliğinde ve bu zamana kadar bu bölgede görmediğim kadar büyük sürüler görmeye başladım. Özellikle de büyükbaş sürüleri. Tabelalarda anlaşılacağı üzere gitmek istediğim Ani'ye iyice yaklaşmaya başladım. Her kilometrede heyecanım daha da artıyor. Zaten tekeri döndürmek inanılmaz keyifli olduğu kadar görmek istediğim yerleri, yıllardır hayalini kurmak istediğim yerleri yaklaştıkça heyecanım kat be kat artıyor. Şu manzaraya bakar mısınız? Harika bir manzara. Etrafta atlar var. Bu bölgede de atlar hala kullanılıyor, yetiştiriliyor. Hem binek hayvanı olarak hem yük hayvanı olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. İşte bayrağımızı, Oşanlı bayrağımızı da gördük. Ani köyüne ve Ani harabelerine gelmiş olduk. Ve işte dostlar görmüş olduğunuz gibi Ani harabelerine ulaşmış oldum. Harabe boşuna demiyorlar. Buranın kısa tarihini okudum, kapıda da yazılmış. Milattan çok öncesine dayanan bir tarih bulguları var. Ama ona rağmen görmüş olduğunuz gibi özellikle Moğol istilasıydı galiba. Bu çok geniş alana yayılmış antik kent. O dönemlerde dümdüz edilmiş harabeye dönüştürülmüş. Çok muhteşem bir coğrafyaya sahip, tarihi defalarca el değiştirerek bu zamana kadar gelmiş. Hatta Büyük Selçukluların fethinden sonra tekrar tekrar da el değiştirmiş. Ve görmüş olduğunuz gibi bu çok geniş alana yayılmış olan antik kentte şeyler, restorasyonlar bir taraftan da devam ediyor ama buranın gerçekten tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılması için çok uzun yıllar ve uzun emekler verilerek bir şeyler yapılmış olması gerekiyor. Bahsetmiş olduğum vadi de işte burası, ciddi anlamda derin, milattan 2000 yıl öncesine kadar bulunan bulgular demek ki buralarda bulunmuş. İnsanlar buralarda bu kayaları oyarak kendilerine barınak yapıp burada uzun yıllar yaşamışlar. Ve sanırım restorasyonla duvarları bayağı bir ayağa kaldırılmış bir yapı var burada. Tabelasından anladığım kadarıyla yani burayı işaret eden tabela Selçuklu Sarayı diye gösteriyordu. Sanırım burası orası.
Evet, bu sarayın devamı yoksa eğer bayağı küçük bir saraymış. Hani geçenlerde gitmiş olduğum İshak Paşa Sarayı'ndan bile küçük görünüyor. Böylesine derin bir vadi olmuş olmasına rağmen bakın şurada kale ve kalenin yanından beri böyle belli belirsiz taşlar böyle düzgün bir şekilde geliyor. Burada baya bir belirgin. Sanırım bu derin vadi olmasına rağmen yine de surlarla tamamen çevrilmiş. O kadar el değiştirdiğine göre hiç yeterli olmamış. Sultan Alparslan bile yanlış hatırlamıyorsam bir ay kadar süren bir kuşatmadan sonra burayı almış. Dostlar görmüş olduğunuz gibi restorasyonlar devam ediyor. Burayı da kısmen restore etmişler. Daha yapılması gereken tabii ki çok şey var. Şu tepelerin hemen ardı sanırım Ermenistan diyecek üzereydim ki şu karşıda bir bayrak dalgalanıyor. Bizim bayrağımız olmadığına göre Ermenistan sınırları hemen oracıktan başlıyor. Hatta bu vadi bile sınır çizgisi olabilir. Bu yerleşim yeri o kadar geniş alana dağılmış ki dostlar bakın böyle bazı yerler uzaktan ve dikkatlice bakıldığında belli oluyor. Orada da sanki böyle bir kilise mi ona benzer bir yapı da hemen suyun kenarında var. Şu an burası da caminin içi. Evet dostlar, burası baya baya bir geniş alana yayılmış bir şehir. Bakın şurada bile bir yapı var. Bayağı da büyük bir yapıya benziyor. Kalenin etrafında böyle çevrilmiş. Ama tabii ben kaleye de dahil olmak üzere oraya kadar artık gitmeyi gözüm kesmiyor. Yani buraya uğramak değil de buraya özel bir gezi yapılabilir. Bu tarihi doku sadece burası için yani binlerce kilometre yol gelinebilir, öyle söyleyeyim. Hani şu vadiyi, şu akarsuyu, bu tarihi buralarda görmek, böyle canlı canlı görmek harika bir duygu. Herkese şiddetle
Tavsiye ederim. Bir de tabii büyük bir alanda hemen bakın denk geldi. Kapıdan girişte görmüştüm, şurada turist getirdi. Onları bekliyor. Elektrikli faytonlar var. Bu kadar geniş alanına yürüyemem derseniz onlardan da bu alanı gezmek için faydalanabilirsiniz. Dostlar burayı, yani şu an aklımdan geçeni söylüyorum. Sabahın erken saatlerinde gelip, hatta baharda falan gelinse daha iyi olur. Yanına böyle bolca su ve biraz atıştırmalık alıp sabahın erken saatlerinde gelip buraları böyle karış karış gezmek lazım diye düşünüyorum. Çok zeki bir. Aleyküm selam. Şurada da bir yapı var ama tabii yol yorgunluğu da var. Oraya kadar gidemeyeceğim. İnşallah bir dahaki sefere daha programlı bir şekilde gelip burayı daha iyi gezmek istiyorum. Hemen şunu da söyleyeyim dostlar. Mesela bakın orada kale, orada bir yapı, orada bir yapı, birbirinden uzakta böyle yapılar var. Sanki etraf bomboş gibi ama böyle değil. Bu görmüş olduğunuz boş arazilerde o zamanki insanların konutları, yaşam yerleri, çarşısı, pazarı da varmış. Tabii kalıntılar daha büyük olduğu için ve daha dikkat çekici olduğu için herhalde öncelikle böyle büyük yapılar ayağa kaldırılıyor. Ne kadar sürer bilmiyorum ama zamanla herhalde burası da insanların yaşamış olduğu yerlerde ayağa kaldırılarak o antik kent daha böyle bir sokaklarında dolaşılır hale gelir. Görmüş olduğunuz gibi ve biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi harabeye çevrildiği için o savaşlarda, yağmalarda artık böyle yürünecek doğru dürüst bir yol bile kalmamış. Bakın mesela şurada da bir yapı var. İlk bakışta belli olmuyor ama yaklaşıldığında işte burayı da biraz onarmışlar. İşte odası modası falan belli oluyor yani buralarda. Yaşamın olduğu, insanların yaşam merkezinin olduğu bir yer. Bakın işte burada artık bir ev miydi, han mıydı, hamam mıydı? O da yapılmış zamanında. Bir de bakın öyle ki şurada bir kuyu gibi bir şey var. Buradan böyle merdivenlerle aşağı iniliyor. Burası toprağın içine doğru. Burada da bir şey var. Baca var. Büyük bir ihtimalle o odaya yapılmış bir baca. Birçok yerleşim alanı da yerle bir olduğu gibi toprağın altında da kalmış. Bakın kameram belki çok belli etmiyor ama ben böyle işaretle göstermeye çalışayım. Her yerde böyle yapıların izleri var. Yani böyle boş bir arazi, bu büyük yapılarla donatılmış etrafı boş şey değil. Bildiğiniz şehirmiş burası yani. Evet, tarihle alakalı çok bilgim olmadığı için buranın tarihiyle alakalı sadece tahminlerde bulunabilirim. Şurada mesela çok büyük bir fırın gibi bir şey var. Burası konut muydu acaba, yoksa büyük bir dökümhane gibi bir şey miydi? Bilmiyorum. Evet dostlar, Ani antik kenti, Ani harabeleri bu kadar değil ama benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ama her defasında söylüyorum, tekrar söylemek istiyorum. Özellikle böyle tarihi yerleri gezdiğimde bu yerleri size anlatabilecek
Ne bir tarihi bilgin var, ne de buraların bu gerçekten canlı canlı görebileceğinize yakın bir şekilde aktarabileceğim bir kameram var. O yüzden yapmak istediğim tek şey sadece biraz farkındalık. Biraz da işte gelmek istiyorsanız hevesinizi arttırmak bilmeyenler için de ufak sayılabilecek böyle gezebileceğiniz, görebileceğiniz, tarihi hissedebileceğiniz yerler konusunda tüyo vermek. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Başka bir videoda umarım daha güzelliğiyle tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Çakartan bir şey.